Geçer. Evet, mesela ikinci röyle çalıştır diyorum. Çalıştı. Dördü çalıştırdım. Çalıştırdım. Dördü kapattım. İkiyi kapattım. Üçü çalıştırdı. Biri. Evet, bu şekilde istediğimiz gibi cep telefonumuzdan ya da cep telefonumuzda Android ya da Apple'dan bu şekilde kullanabiliyoruz. Herkese merhabalar. Bu videomuzda Note Mojo SB8266 artı 4 kanal rölemizi cep telefonumuzdan Bilink uygulaması üzerinden kullanımı inceleyeceğiz. İlk yapmamız gereken Bilink CC sitesinden Get Started kısmını tıklıyoruz. Buradan Android veya Apple telefonumuza uygulamamızı indiriyoruz. Şöyle. Buradan telefonumuzu yüklüyoruz. Sonra cep telefonumuza uygulamamızı çalıştırıyoruz. Şimdi ilk yapmamız gereken önce bir account yaratmamız. Bu uygulamayı kullanabilmemiz için önce bir mail adresimizle girmemiz gerekiyor ve bu uygulama içinde bir şifre belirliyoruz ve bu şifre belirleyerek sisteme login oluyoruz. Ben daha önce şifremi almıştım. Tekrar şey yapmak istemiyorum. Hesap açmayacağım. Login diyorum. Login oluyorum. Artı butonuna tıklıyoruz. Evet, projemize bir isim veriyoruz. Önce ne diyelim buna? 4 kanal role kullanımı. Sonra cihazımızı seçiyoruz buradan. Evet, geçtik. Hangi cihazımızı kullanmak istiyorsunuz? Ben NetMeiji'yi kullanacağım. Şimdi NetMeiji'yi seçiyorum. Okey diyorum. Fon olarak siyah beyaz, siyah olsun diyorum. Ve bunu create diyorum. Evet, projemiz create oldu. Kayıt olduktan sonra bize bir tane mail adresimize, bir hesabımıza bir tane token gönderiliyor. Hemen onu da alalım. Evet, şimdi Arduino uygulamamızı çalıştırdık. Burada yapmamız gereken bu kütüphaneyi eklememiz gerekiyor. Taslaklar, library ekle, library düzenle. Tıklıyorum. Belli YNK uygulamamızı yazıyoruz. Burada ben şu an install ettiğim için install edilmiş durumda. Siz burada tıklıyorsunuz ve kur diyorsunuz ve yükleniyor. Sonra kapatıyoruz bunu. Sonra dosya, örnekler. Şöyle aşağı doğru indiğimiz zaman evet. BLYNK uygulamasını görüyoruz. Buradan ben virus kullanacağım için Board Wi-Fi seçiyorum. Sağ taraftan da NetMeiji'yi seçiyorum. Yani NetMeiji kartı üzerine kullanacağım için bu şekilde seçiyorum. Seçtim. Burada 3 tane minik bir ayar yapmamız gerekiyor. Bir authentication için gönderdiği bir key'imizi buraya ekliyoruz. Kendi buradaki kullanmış olduğumuz virus'imizin ismini ve şifresini alıyoruz. Kartı olarak şu anda NoteMeiji 1.0 SP-12E modülünü seçmemiz gerekiyor. Eğer sizde bu çıkmıyorsa daha önceki atmış olduğum videoda
Bunun nasıl kurulumu NetMeju kartının ardın IDS'e nasıl ekleneceğini anlatmıştım. Oradan bakabilirsiniz. Kartımı seçiyorum. Buradan portumu seçiyorum. Evet. Ve cihazımızı şu anda taktım. USB kablosunu ve gönder diyorum. Canlı derleme yapıyor. Yükleme yaparken şuradan. Şu an anlatmış olduğum kodları aynı zamanda GitHub sistemde de atıyorum. Orada mesela şurada tıklayalım. Evet. Şöyle bir bağlantı şemamız var. Artı 5 volt ile cihazımızın winning pininden besliyorum. GND'sini GND'ye bağlıyorum. Aynı zamanda artı 5 volttan rölemizin 5 voltunu veriyorum. Ve GND'sini bağlıyorum. Röle üzerindeki pinleri de röle üzerindeki birinci pini D0'a, ikinci pini D21'e, üçüncü pini D3'e, dördü D3'e bağlıyorum. Böyle bir bağlantı şeması oluşturuyorum. Bakalım bu arada yüklememiz bitti mi? Evet, yüklememiz devam ediyor. Şurada gelmişken tekrar bir pin bağlantısını vereyim. Şöyle geri gelelim. Şuradaki pin layout'umuz var. Evet, şu şekilde de NetMeju kartımızın pinlerinin hangi pinin ne olduğunu bu şekilde görebiliyoruz. D0, D1, D2, D3 pinleri burada. Şurada da win in pini, GND pini. Buradan USB ile besleyebilirsiniz. Şurada reset butonu var. Burada flash butonu var. Şuradan da ikinci pinde USB output 5 volt verişi var. Tekrar bakalım. Yükleme tamamlanmış. Cihazımızı bir kontrol edelim bağlandığından. Serial monitörümüzü açıyoruz. Şurada 9600, 9600. Evet, bank görüntü gelmedi. Şey yapıyorum. Kart üzerindeki reset butonuna basıyorum. Bir bağlanması için bir sefer cihaz üzerinde reset tuşuna basıyorum. Restart olsun. Evet. Network'ümüze bağlandı. IP numarası aldı. Aslında şu anda cihazımız 80 port üzerinden, Binary Cloud üzerinden şu an. Şimdi cihazımızı elimize aldım. Şimdi 4 kanal röle kullanım şeyimiz ekranımız ekranımızda. Orta kısım, boş kısmı iki sefer tıklıyorum. Evet, şu an design ekranına geçtik. Yukarıda artı butonuna tıklıyorum. Şuradan aşağı doğru gezerek hangi şeyi component kullanmak istiyorsam onu seçiyorum. Bir tane buton kullanmak istiyorum. Evet. Yana bir buton daha. Evet. Evet, iki buton ekledim. Bir buton daha ekliyorum. Evet, iki oldu. Üç oldu. Bir tane daha ekliyorum. Bir buton daha. 4. Şimdi butonumuzu üzerine tıklıyoruz. Ekranda göstermek istediğimiz isim neyse butonla ilgili onun ismi veriyoruz. Birinci öyle diyeyim. Tamam. Buradan pine tıklıyoruz. Hangi pine bağlamışsak onu seçiyoruz. Şuradan. Ben dijital birinci buton dijital pin dijital sıfır olmasını istiyorum. Okey diyorum. Buton tipi push ya da switch olsun diyorum, basılı olsun. On olduğu zaman ki ekranına yazsın başlık olarak açık olsun. Off'a tıklıyorum, kapalı. Tamam. Şimdi buradan butonun durumu, şuna değer veriyorum, buna 1 diyorum. Ben role kullandığım için 1-0 arasında olması istiyorum. Böyle ters çalıştığından dolayı. Tamam. Birinci butonumuz oldu. İkinci butonumuza geçiyorum. Bunu pini seçiyorum.
Dijital pin artık mesela şu an bir kullanıcı, sıfır kullanıcı için meşgul diyor. Birinci pini seçiyorum. Push butonu olsun diyorum. Değerini bir yapıyorum. Bir ile sıfır arasında olacağını seçiyorum. On off durumuna göre. Tamam. İsmini değiştirmedik. İsmini değiştirelim. İkinci. Böyle diyelim. Tamam dedik. Geri döndük. Üçüncümüzü seçelim. Şu anda boşta olan üçüncü pinimiz D2. D2 seçtim. Değerimizi 1 olsun. Bundayken 0 olsun. 10'ken switching. Buna başka değiştirmiyorum. Siz çizgisini verebilirsiniz. Dördüncü rol ediyorum. Tamam. Pinimi seçiyorum. Şu anda dördüncü pinimi D3'ü seçiyorum. Seçtim. Şunu 1 yapıyorum. Şunu 0 yapıyorum. Switch olsun diyorum. Ve geri dönüyorum. Evet, tasarımımızı bu şekilde siz gibi yapabilirsiniz. Şimdi sağ ekran sağ üst köşe gördüğümüz ok işareti var ya, sağ göster ok işareti run anlamında çalıştır diyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sormak istedikleriniz için yorumlar kısmına yazarsanız severek cevaplarım. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, hoşça kalın.